Merhabalar, farklı noktalarda okuryazarlık dersleri yapmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz ki daha önceden birkaç kez doğa okuryazarlığı ile ilgili dersler yaptım ve bu dersleri yaparken de özellikle farklı ve yeni kavramlara değindim. Bunlardan bir tanesi eko eleştiri kavramıydı. Şimdi eko eleştiriyi verirken alt başlıkları içerisinde 3 farklı kavrama daha değinmiştik ve bunlardan bir tanesinin de özellikle işte ekofeminizm veya feminist ekoloji olduğunu söylemiştik. Şimdi buraya gelinceye kadar tabii ki birkaç tane eser okuması, anlam okuması yaptım ve bunların videolarını yayınladım. Bundan sonra da bir şekilde eser okumaları yaparak, yani aslında ekofeminizm dediğimiz şeyin bir şekilde yeşil okuma ile birlikte, doğa okuması ile birlikte kadın haklarının sentezlendiği eserler üzerinden hareket etmek olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde devam edeceğim. Tabii biliyorsunuz ki ben bütün videolarım için şunu yapıyorum. Videolar var. Hem videolarımın hem Reels'larımın altında bir şekilde işte beslendiğim veya size yansıtmaya çalıştığım eserler veya kaynaklar yer alıyor. Aynı zamanda da bunların İşte yeterli olduğunu düşünmüyorum ve bir taraftan da bülten hazırlıyorum. Çünkü yazılı olarak da görebilin istiyorum, ama bundan sonra şunu da yapacağım. Özellikle videoyu veya Reels'ı yayınladıktan sonra bir şekilde, şemayla veya fotoğraflarla birlikte hangi kitaptan, hangi eserden yararlandığımı da sizin rahat bir şekilde görebilmeniz açısından yayınlayacağımı söyleyebilirim. Bu şekilde çok daha kolay hareket edebileceğimizi, anlam okuması yapabileceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi ben bugün özellikle iki tane romancı üzerinden, iki tane yazar üzerinden hareket edeceğim. Tabii onların çevirmen özellikleri de var. Ama onlara değinirken birkaç farklı yazardan da göndermeler yapacağım veya bağlantılar kuracağımı söyleyebilirim. Bu iki yazardan bir tanesi işte Peru doğumlu olan ve aynı zamanda da 2010 yılında bir Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olan Mario Vargas'tır. Şimdi buna baktığımız zaman aslında eserlerinin Peru ve aynı zamanda da Peru'daki düzeni anlatan eserler olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada ekofeminizmle ilgili nasıl bir inceleme yapacağız noktasında aklımızda soru işareti oluşabilir. Hınzır Kız eserini alacağım ve onun üzerinden hareket edeceğim. İkinci olarak baktığımız isim veya anlatacağım isim İspanyol Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden bir tanesi olacak. O da Javier Marías. Ben özellikle onun iki tane eserini burada vermek istiyorum. Bir tanesi Beyaz Kalp, diğeri ise aynen yazıldığı gibi söylüyorum, Berta Isla eseri olacaktır. Şimdi bu üç esere baktığımız zaman burada iki yazarı bir şekilde birleştiren bir şeyin olduğunu söyleyebilirim. O da şu: karakterlerimizi oluştururken çevirmenlerden hareket ediyoruz. Şimdi bu bizim anlam okumamızı acaba nasıl etkileyecek diye düşünebilirsiniz. Öncelikle bu çevirmen karakterlerin olması bizim otobiyografik olarak yazara yakınlığı bakımından bir karakterin oluşturulduğu noktasında düşünmemizi sağlar. Ama bunun da dışında aslında daha derin bir bakış açısıyla düşünmemizi sağlayacaktır. Çünkü dillerle birlikte kültürlerin sentezlendiği ve bunların kadınlar üzerindeki etkisinin de verildiği eserlerden bahsedebiliriz. Bu eser o anlamda çok güçlü eserlerdir. Şimdi ilk olarak benim vermek istediğim eser tabii ki Hınzır Kız eseri. Orada Lili karakterimiz var. Lili'ye baktığımız zaman öncelikle Peru'da başlayan bir hayat hikayesi var. Daha sonra tabii Paris'te, Londra'da, Tokyo'da ve Madrid'de devam eden bir serüvenin içerisine bizi çekiyor kendisi. Ve biz aslında anlatıcının bakış açısından öncelikle Lili'nin kötü bir karakter olduğunu düşünebiliyoruz. Ama daha sonra özellikle Peru'daki yoksullukla birlikte gelişen o çocukluk anılarıyla aslında biraz daha ılımlı noktada bir anlayışın içerisine çekilebiliyoruz. O anlamda Lili bizim için önemli bir karakterdir. Çünkü Lili aslında bizim anlatıcımızı, yani bizim baş karakterimizi, baş kahramanımızı kesinlikle haber vermeden sürekli terk etmekte ve bir ömür onu çaresiz bir şekilde bekletmektedir. Ve hatta bu terk etmelerinde isim değiştirdiğini ve tamamen ortadan kaybolduğunu da söyleyebiliriz. Bu serüven o anlamda önemlidir, ama Lili bizi bir noktada dediğim gibi anlayış durumuna getirecektir. Şimdi bunu okuduğum zaman veya bunu gördüğümde ben bir taraftan da aslında Napoli serisini düşünüyorum. Yani İtalyan edebiyatında son zamanlarda keşfettiğim ve çok beğendiğim Ferrante'nin eserlerinde işte Yenelina karakterimiz var. Orada Leno ve Lina'nın hareketlerini görüyoruz, hayatını görüyoruz, devinimlerini görüyoruz ve
Napoli'nin arka sokaklarında büyüyen Lina'ya anlayış geliştiriyoruz. Lili ile Lina'nın bir şekilde Peru'da da olsa, Napoli'de de olsa o arka sokaklarda büyümesi, yoksulluk görmesi ve aynı zamanda şiddet gösteren bir toplumun içerisinde varoluş mücadelesi vermesi bizim aslında ekofeminizm anlamında bir okuma yapmamızı kolaylaştırıyor. Ve şunu görüyoruz, dünyanın herhangi bir yerinde veya dünyanın herhangi bir zamanında sorunların genel itibariyle aynı olduğunu söylüyoruz ve ekofeminist okuma olsun, yeşil okuma olsun veya okuryazarlıkların farklı yönlerinde sanata değinmemizin aslında hayatı ve dünyayı algılama çabası için bize yardımcı olabileceğini, bize yol gösterebileceğini de böylelikle keşfetmiş oluyoruz. Şimdi bu iki eser arasında elbette böyle bir bağlantı var ama ben bu iki eseri verirken bir taraftan da bir kitap alıntısı vermek istiyorum. O da Anais Nin'den bir alıntı olacak. Şimdi onun bir sözü vardır ve çok güzeldir. Bu iki karakterimize de gönderme yaparız. Anais Nin şöyle der. Dün gece ağladım. Ağladım çünkü kadın olma sürecim çok sancılıydı. Şimdi biz Napoli'de de, Peru'da da, Lili'de de, aslında Lina'da da şunu görüyoruz. Çok zor bir çocuklukla birlikte gelişen bir hayatın, bir serüvenin içerisine bizi çekmiş oluyorlar. Ve bu iki kadın arasında aslında bağlantı sadece bu kadarla da sınırlı değil. Biz aslında Napoli romanlarına başladığımız zaman bir kayıpla başlıyoruz. Yani Lina'yı kaybediyoruz. Şimdi kaybolma üzerine kurulmuş bir varoluş romanı olduğunu söyleyebilirim. Hatta tek kayıp değil. Yani biz Lina'nın kaybından yola çıkıyoruz ama dört eserin içerisinde Lina'nın oyuncak bebeğini kaybettiği imajıyla ve aynı zamanda da kızını kaybettiği imajıyla karşılaşıyoruz. Çok ilginçtir ve aynı zamanda Ferrante çok zeki bir yazardır. Çünkü üç tane kaybın veya daha fazla kaybın üzerine bir varoluş romanı oluşturmuştur ve biz burada aslında varoluşun olup olmadığını bile algılayamayız. Bizi başlattığı noktadan öyle bir noktaya getirir ki son cümlesiyle birlikte veya işte son bir paket vardır, onu gönderir ve onun içerisinden çıkan bir şeyle birlikte biz şöyle düşünürüz. Bir dakika ya, şimdiye kadar ben bir yok oluş hikayesi, kaybolma hikayesi veya bunun varoluşa etkisini incelemedim mi, okumadım mı diye düşünürüz. O anlamda önemlidir. Ama burada şöyle bir şey var. Lina doğuştan ölümüne kadar, aslında tabii ölümü demeyelim, kayboluşuna kadar genel itibariyle Napoli'dedir. Ama bunun dışında biz Hınzır Kız'a baktığımız zaman Hınzır Kız'ın sadece Peru'da olduğunu görmeyiz. O sanki her ismiyle birlikte ve her ülkede, her şehirde bir şekilde yeniden kaybolacaktır. Ve aynı zamanda da bir şekilde kaybedecektir her seferinde. Çünkü onun kaybediş hikayesini de aslında romanın sonunda görmüş oluyoruz. Çünkü bir nevi aslında onu güçlü, işte istediğini yapan bir karakter olarak tasvir ettiğini anlatıcının düşünüyoruz. Büyük bir ihtimalle anlatıcıyı daha çok mağdur bıraktığı için ve anlatıcının ona karşı aşkı olduğu için ve ona ulaşamadığı için böyle düşündüğünü söyleyebilirim. Ama onun dışında Lili karakterinin de gerçek bir varoluşsal sancısının olduğundan bahsedebiliriz. Bu iki karakter önemliydi iki farklı romanda. Bunların dışında tabii ki Javier Marías'tan bahsedeceğimi söyledim. Bu arada bütün saydığım romanları ve yazarları aslında ben çok geç keşfettiğimi söyleyebilirim. Onları okumak için çok geç kaldığımı söyleyebilirim. Çünkü muhteşem eserler olduğundan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada da özellikle Marías'tan bahsetmek istiyorum. Evet, İspanyol edebiyatını tabii Amerika'da da yaşamıştır ama en önemli isimlerinden bir tanesidir Marías. Marías'ın karakterleri, bu iki romanda vereceğim karakter biraz önce anlattığım romanlardaki gibi daha çok işte şiddetle veya yoksulluk toplumunda büyüyen karakterlerden, kadın karakterlerden biraz daha farklıdır. Onlar biraz daha işte sosyal statü olarak ileride ailelerin içerisinde var olmuşlardır ama buna rağmen yine bir sıkıntı veya bir mücadele, kadın olmanın mücadelesini vermektedirler. Onu da şu şekilde anlatmaktadır. Şimdi bakıyoruz aslında Berta isteye, o istediği bir şeyi mutlaka gerçekleştirirdi ama bunu zorbalıkla değil diyor romanının başkası. Peki
İsla bunu nasıl gerçekleştiriyor? Yani yapmak istediği şeyleri nasıl gerçekleştiriyor? İkna ederek, gerçekten sıkı bir yetenekle, çok çalışarak, kararlılıkla ve kendini vazgeçilmez kılarak gerçekleştiriyor der. Ve aynı zamanda bu karakteri anlatırken şöyle bir şeyden bahseder. Onun arkadaşı olabilmek, onun yörüngesinde bulunabilmek, onunla oyunlara işte dahil olabilmek veya işte aynı sınıfta yer alabilmek veya hayatı boyunca onun yanında durabilmek kesinlikle bir zafer damgası olarak nitelendirilirdi diyor ve bunu doğal olarak yapıyor. Yani bizim karakterimiz, ben böyle bir yapıya sahibimin altını çizmiyor, öyle bir kadın karakter oluşturuyor ki zaten doğasında bunun varlığını biz görebiliyoruz. O anlamda önemlidir ve özellikle kadın okumaları için Maries atlanamayacak isimlerden bir tanesidir diyebiliriz. Aynı zamanda da Maries'in işte beyaz kalbine değinmek istiyorum. Tabii Shakespeare'den esinlenme vardır çünkü eğitimiyle de ilgili bizim yazarımızın. Burada şöyle bir başlangıç vardır. Yani kitabın aslında ilk sayfası müthiş güçlüdür. Çünkü bir intiharla başlar. Yani aslında görüyoruz ki bir sis var. İşte çok belirsizlik var. Daha romanın başındayız. Göğsüne silahı dayayıp intihar eden bir kadından bahsediyoruz. Banyoda intihar eden bir kadından bahsediyoruz. Ama burada yazar bütün bu çatışmayı biz daha çözümlemeden çok güzel bir şey yapıyor. Ve yaptığı şeyin şu olduğunu söyleyebilirim. Hemen bir cümlenin içerisinde neyi anlatacağını, aslında toplumsal anlamda neyi anlatacağını bize bir şekilde söylüyor. Anlatacağı şey şu oluyor. Diyor ki işte intihar ettiği zaman yanından geçenler aslında birazı görünen işte iş çamaşırını kapatıyorlar ve onun işte göğsünün parçalanmış olduğunu, yarı çıplak bir şekilde kanlar içerisinde yere yattığını söylüyor ve diyor ki sanki orada görünen iç çamaşırının üzerini kapatmak yerde yatan o yarı çıplak kanlı bedenden çok daha önemliymiş gibi davranmıştı diyor. Yani burada aslında o çelişkiyi, kadın üzerinden yürütülen ve ister istemez aslında orada bir reflekstir, o algının nasıl işlediğini bize göstermektedir. O anlamda da çok önemli olduğunu eserlerimizin söyleyebiliriz. Şimdi bugün şöyle bir toparlayacak olursak, tabii ki ben birçok kez değineceğim büyük bir ihtimalle, Napoli romanlarından bahsettik, Hınzır Kız'dan bahsettik. Şimdi İtalyan edebiyatı Peri'de doğmuş olan başka bir yazardan bahsediyoruz. İspanyol edebiyatından, Beyaz Kalp'ten ve Maries'ten bahsediyoruz. Yani 3 tane farklı bölgede ve 3 tane farklı zamanda kadın algısının eserlerin içerisine nasıl yerleştiğini ve bunların toplumla birlikte nasıl belirlendiğini de en azından bu şekilde görmüş oluyoruz.